sindirecek. İşaret geliyor ve mücadele hareketleniyor. Eşitlikle Lu'yla evli Bahri, Avustralya vatandaşı Tina ve aynı zamanda o da bir tekvandocu ve dünya şampiyonu Tina'da ve bu ikili Tina buraya gelmedi çünkü bir bebek bekliyorlar. Evet. Onlara da şimdiden. Evet, Bahri ikinci puanını aldı. 2-1 öne geçiyor. Bahri Tanrıkulu yine bir adım önde. Şimdi bir Köngo geldi. Bu skorun eşitlenmesi demek. Yukarı doğru bir teknik denedi Bahri. Puan çıkaramadı. Bu arada bir ayrıntıyı daha vermek isterim. Bahri Türkiye'ye iki dünya şampiyonluğu getiren tek tekvandocu. Şimdi bir üçüncüsünü kazanıp kendi rekorunu çıtayı iyice yukarı çıkartmak istiyor. Bir yumruk. Evet, bu yumruktan puan çıkabilirdi. Yumruğu yani hakemler değerlendiriyor ama kenarda. Evet. Onlarda sensör yok. Belki yakında o da gelir. Saniyeler tükeniyor ve round tamamlanıyor. 2-2'lik eşitlik var. Bunu daha anlatma şansım olacak. 2 dakikalık 3. round başladı. 2-2'lik eşitlik var. Böyle tamamlanırsa 4. bir round, altın puanın uygulanacağı 4. round yaşanacak. Yukarı doğru bir teknik denedi İtalyan sporcu.
1 dakika 20 saniye var. Şimdi kafa seviyesine Bahri'den. İki ikilik durum sürüyor ve son bir dakikanın içindeyiz. Erkekler 87 kiloda final mücadelesi. Kırmızı köşede Bahri duça gidenedi, puan çıkmadı. Oradan biraz daha çalışıp bir köngü aldırsa aslında puan da alacak Bahri, ama tabii o da riski beraberinde getirir. Bir açık verme ihtimali de ortaya çıkar. Yukarı denedi, omuzda kaldı. Son 20 saniye. Puan çıkmıyor. Son 10 saniye. Şimdi kafaya denedi. Geri çekilerek rakibinin hamlesini savuşturdu Bahri. Saniyeler tükenmek üzere, ekrana da geldi ve süre bitiyor. Sporcuları köşesine yolladı. Minder hakemi 2-2'lik eşitlikle. Evet, bir kez daha sporcular yerini aldı. Maçın hakemi işaretini veriyor ve 2 dakikalık süre başladı, ama altın puan geldiği anda karşılaşma tamamlanacak. Sporcular çok temkinli. Kırmızı köşede Bahri Tanrıkulu'nu izliyorsunuz. Mavi köşede İtalyan rakibi. İlk atak Molfetta'dan geliyor. Bahri'nin bloğunda kaldı. Uygun fırsatı kolluyor Bahri. Molfetta'nın geri çekilirken Paulding denemeleri hedefi bulmadı ve bir köngo geliyor. Dışarı kaçtığı için. Scoreboard 0-0. Değerli seyirciler, o scoreboard'a kenarda aldanmayın. Bu grafik hata düzeltilmedi yayıncı kuruluş tarafından. Şimdi Bahri bir köngo da aldırabilir ya da doğrudan puan alıp bu işi bitirebilir. Altın madalya için çok kritik anlar. 1 dakika 10 saniye var. Eğer eşitlik bozulmazsa hakem kararı sonucunda kazanan ortaya çıkacak. Şimdi de Bahri'ye mi köngo verecek? Öyle bir duruşu var ama pozisyon gereği düştü gibi geldi bana. Pozisyon gereği düştü Bahri. Evet, vermedi. Çok güzel. O küçük avantajımız devam ediyor. Son 50 saniye. Duçagi puan çıkmadı. Çıkmadı, yine çıkmadı. Son 40 saniye. Bahri'de bir atakta. O Paulding'den puan çıkması lazım artık. Yukarı doğru çalıştı Molfetta. Onun da puanı gelmedi. Son 20 saniye artık. O Paulding'den nasıl puan çıkmaz? Ama artık elektronik olarak ölçülüyor. Hani çok da itiraz edecek durumumuz yok. Son 10 saniye. Hakem üstünlük kararına mı gidecek bu maç? Öyle görünüyor. Ve süre tamamlanıyor. Evet, hakem kararına kaldı. Bahri aktifti son roundda. Buna yürek dayanmaz evet. Şimdi. Şimdi hakemler. Atmosfer artsın, öyle bir düşüncesi mi var bilmiyorum ama. 3 kişiden gelen oy. Haydi artık diyoruz. Açıkla kararı. Kaldır Bahri'nin elini. Evet. Şimdi ortaya doğru hareketlendi. Yine o ağır halleriyle Bahri'ye doğru mı bakıyor? Birbirinize selam verin dedi. Evet Bahri! Tanrıkulu dünya şampiyonu! Bahri dünya şampiyonu! Bahri dünya şampiyonu oluyor bir kez daha. Bu büyük başarıya imza atıyor. Gerçekten müthiş bir başarı. Bahri Tanrıkulu'nu yürekten kutluyoruz. Bahri Türk bayrağıyla hemen yanına gelip Ali Özen ona